Sıradaki videomuz temel benzerlik teoremi ile ilgili. Ve Thales. Thales. Adını anmasak olmaz. Anladım. Peki temel benzerlik teoremi ya da Thales olarak isimlendirdiğimiz şu ifade nedir? Hemen onu açıklayalım. Şöyle diyelim Miraç Hocam. Şuraya A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim, X diyelim, Y diyelim. Kalbimden de böyle geçti benim ha. Tamam. A'nın A artı B'ye oranı, C'nin C artı D'ye oranı, X'in Y'ye oranına eşit olacaktır. A bölü A artı B, C bölü C artı D, X bölü Y. Yapılan hatayı biliyorsun. X bölü X artı Y diyor öğrenciler. Evet. Halbuki şöyle düşünebilirsiniz. Bakın benzerlik kurallarını biliyorsunuz zaten. Mesela bu iki doğru birbirine paralel. Şu açıyla şu açı eşit. Eşit. Nokta nokta. Şunlar da eşit. Şimdi şu üçgeni kesav kardeşim. ACX üçgeni oluşuyor. ACX üçgeni. Şurada çizeyim bunu. ACX. Şu üçgeni de büyük üçgeni de hesaba katarsak eğer. Burası A artı B. Burası C artı D. Burası Y üçgeni. A'nın A artı B'ye oranı. C'nin C artı D'ye oranı. X'in de Y'ye oranı. Aslında iki üçgenin benzerliği bu yine. Farklı bir şey değil. Peki bu Thales teoreminde özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu verilirse. Ne yapıyorsun böyle yapıldığı zaman sen? Şunu oluşturuyorum. Yani D'den AB'ye bir tane paralel çiziyorum. Ha, ondan sonra... Şimdi iki seçenek var. Evet. Ya şunları birleştireceksiniz ya da paralel çekeceksiniz ki ben de genellikle paralel çekmeyi alan tercih ediyorum. Alan olduğunda ben genellikle yukarı gidiyorum. Onlar için tanımlarımız var zaten evet. İleride orada kullanacağız. Bu paralel çekildiğinde dikkat edin. A, B dersek eğer burası da A, B olarak devam edecek. Şu üç kenar zaten birbirine eşit olmuş olacak. Örneklerimizde göreceğiz. Daha sonra C, D diyelim benzerliği yapacağız. Burada bir şey söylemeyi unuttuk. Neyi söylemeyi unuttuk Raşit Hocam? Bilmem. Benzerlik. Şunu da söyleyebilirsiniz aslında. A'nın B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranına. Yani bunun buna ama X ve Y'yi katamazsınız o zaman işleme. Onu aklınızdan çıkarmayın. A bölü B eşittir C bölü D. Ama o X bölü Y'ye eşit değil. Bu bir. İkincisi de A C'nin kaç katıysa B de D'nin o kadar katı olacaktır. Yani A bölü C B bölü D'ye yine nedir? Eşittir. Çok fazla geyik yaptık. Hemen gönderiyoruz. 8 verilmiş. X verilmiş. Aha da burası da X o zaman. Eşit çünkü. Ne yaparız? X kaçtır diye. 8 bölü 8 artı X. Aslında 8 bölü X, X bölü 5 deseydik. Hava hiç aklıma gelmedi. Ne bileyim böyle. X bölü X artı 5. Hocamızın dediği gibi de doğru da. Direkt buradan gittik valla. Kaptırdık. İşler dışarı çarpımı yapalım. 8x artı 40 eşittir x kare artı 8x'ten hoppacık hoppacıktan x eşittir kare kök 40 çıkacaktır. Tamam? Tamam. Zor bir soru değil. Kolay bir sual. Ve gönderdik. Ha, işte burası önemli. Bakınız. İlk önce şu üçgeni kapatalım. 2, 6'yı görelim. 2, 6'yı görürsek rahatlayacağım. 2'ye 6'ya oran. Ben öğrenciye diyorum ki şuna k de. 1'e, şimdi 2'ye 6 demek 1'e 3 demektir evet. Değil mi? 1'e 3 olacağı için şuraya 2KT. Öğrencinin yaptığı hata buraya 3K demek istiyor. Niye B'den başladık? Şuradaki sivri uç olması doğru. Sivri uçtan hem buradaki benzerliği ortaya çıkartacak hem de buradaki benzerliği ortaya çıkartacak. Ama çocuk niye buradan başlamadınız diyecek. Orası da böyle biraz sivri gibi geliyor çocuğa. Çok fazla değil zaten. 1-2 denemede bulursunuz onu. Hemen söyleyelim. K'yı 2K'yı anlamış mıdır öğrenciler? Bence yazalım. Yazalım değil mi? 2'nin 6'ya oranı. Bunun buna oranı. BF'nin BD'ye oranı. BD'ye yani tamamına oranı. Burada 1 bölü 3 oranı bulacaksınız. Yani K'ya 3K. Burası K, burası 3K. Peki şimdi şuraya geçelim. Şu üçgene dikkat ediyorum artık. Paralellik burada çünkü. 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. X bölü 15 der iseniz şayet. Ne olacaktır? 3X eşittir 30'dan X eşittir 10 olarak karşımıza çıkacak. Var mı itirazı olan? Tamam. Güzel bir sual daha. Şimdi burada bir sürü benzerlik var aslında. Hangisini kullanacağız? Kenarlar verilmiş, şu yanları bir kullanalım mı? Şöyle bir kapatalım değil mi? Şurayı görmezden gelin. Bakın 4'e 3'ü gördünüz mü? Şu kenarda şu kenarda paralel. O zaman şurası 4K'dır Raşit Hocam. Şurası 3K'dır diyebiliriz. Şimdi bunu kaldırdık. Bu sefer şu benzerliğe. Hiç. Ha, onu değil mi?
Bu çok çılgın bir kalem ya. Çok çılgın kalem. Kalemin çılgın nasıl oluyor çok merak ediyorum gerçekten. Böyle işte. Tamam. Peki. 7 bölü 7 artı x. 7 bölü x yazsak. Hayır. 7 bölü 7 artı x. Temel bir bu sefer biliyorsun bunda da aynı şeye gidiyor var çocuklar. 4 bölü 4k bölü 7k. 4k bölü 7k. K'lar gidecek mi? Gidecek. Demin bile. 49 eşittir 28 artı 4 x'den 21 eşittir 4 x. X eşittir 21 bölü 4 olacaktır. Gönderdik. Ya elim kesecek diye çok güzel korkuyorum. Bir soru. Korkma. 4 tane AE EB'ye eşit. 4 tane AE EB. Yani şurası K ise şurası 4K. Böyle bir şekilde benzerlik göstermedik ki biz çocuğa. Demek ki yardımcı doğru çizeceğiz. Nereden çizeceğiz? Şu iki paralelliğe ortak. Aslında çizecek çok da fazla bir yer yok yani. Mecbur çocuk görecektir bunu. Görecek. Şuradan bir paralel çizeceksiniz. E bu paraleli çizdiğinizde ne oluyor? Hemen bakalım. Şu iki kenar birbirine eşit mi? O zaman benzerlik oranı 1'e 2. 2. 5'e 10. 1'e 2 olması için. E şimdi burayı kapat. Şu üçgene bak. 4K bölü 5K eşittir. X bölü 10 mu olacak? Hı hı. Buradan K'lar gidecektir. 5, 10. 2 katı 4. O zaman burası da kaç olacaktır? 8. 8 olacaktır. Tam paralel çizememişim ama buranın da bunlara şu iki doğruya paralel olduğunu unutmayın. Peki. Gelsin. Ve yine benzeri bir soru. Bu sefer açıortayı da kullanacağız herhalde. Tek kelime yok. Lütfen hemen başla. Şimdi dur. Kırmızı kalem ya da yeşil. Karışacak sonra bir sürü laf edeceksin. Bunlar ters ya. Burası 3K, burası 5K mıdır? Aynen öyle. Açıortayı hatırlayalım. Hop burası 3M'dir. Hop burası 5M'dir. Şimdi temel benzerlik. 3 bölü 8 x bölü 16. Sizlere güle güle işler dışlar yaparsam x'i 6 bulurum. Tamam. Geçebiliriz bir soru yani. Kelebek benzerliği. Kelebek benzerliğinde iki kenarın paralel olması gerektiğini unutmayın. Hani bazen yamuk yumuk veriyor ya başka evet. Benzerlikler kuruluyor. İki kenarın paralel olması gerektiğini unutmayın. Ona göre benzerlik uygulanacaktır. Temel nokta şu. Şu açıların zaten eşit olduğu gözüküyor. Z kuralından şununla şu eşit. Yine Z'den. Şununla şu eşit. Kelebek benzerliğinde bu kenarın bu kenara oranı bunun buna yani uzantısına oranı. O da eşittir bunun buna. Uzantılarının oranı eşittir. Aslında bu kelebek benzerliği direkt olarak Thales'ten geliyor diyemeyiz de nereden geliyor desek daha doğru olur. Açı 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 benzerliğinden geliyor diyebiliriz. Hani atıyorum bu bunun katlandı içeride içine. Katlandı. Thales'ten. Ama katlanırsa tam katlanınca gelmiyor dikkat edersek. Olsun. Şöyle şuradan bir çivi çakıp böyle çevirmek yaslamak gerekiyor o zaman. Olsun bir şey olmaz. Siz benim dediğimi düşünün. Açı 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 benzerliği vardır burada. Açı 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 benzerliğini kullanıyoruz. Tekrar AB'nin DE'ye oranı eşittir. Noktanın karşısının noktanın karşısına oranı olacağı için bu kenarın uzantısına oranı oranına diyebiliriz. Eşit olsun. Bir diğer kelebek benzerliğinde özel bir durum. Eğer şöyle bir soru verilirse bu altta bir tane şu B ve C'yi birleştiren doğru parçası var. Buradaki X doğru parçası uzunluğu diyelim Y ve Z'ye paralel. Eğer bu paralellik sağlanırsa aynı şeydeki gibi burada aklınızda kalması açısından söylüyorum. İşçi havuz problemlerindeki gibi 1 bölü x eşittir 1 bölü y artı 1 bölü z. Z diyebiliriz. Aslında geliş ortaya çıkış mantığı gayet kolay. Şuraya a şuraya b deyin lütfen. İlk önce şurayı kapatın. A bölü a artı b eşittir x bölü y olacaktır. Öyle değil mi? Evet evet. Burayı kapatın. B bölü b artı a. B bölü b artı a yani a artı b eşittir x bölü z olacaktır. Taraf tarafa toplarsanız x bölü y artı x bölü z eşittir a artı b bölü artı b'den 1 mi oluyor? Evet. X parantezini alın ve şöyle yapalım. 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 1. X'i karşıya böyle olarak gönderirseniz formülün ortaya çıkış noktasını görürsünüz. Gene gördüğün gibi formülü es geçmedik yani mantığını söyledik çocuklara. Aferin bize. Devam edelim. 3, 6. Şimdi Raşit Hocam burası 3, burası 6. Şuraya 3K dersek şurası ne olacaktır? 9K. 9K değil mi? 3'e
9 oran çünkü. 9K. Peki. Şimdi kelebek benzerliği. Onu ben işaretlemek istiyorum. Peki. Şu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı 3'e 9. Yani 1'e 3 olduğunu gördük. O zaman burada noktanın karşısında 9 varsa 1'e 3 oran olduğu için burası da kaç olacaktır? 3. 3 olacaktır. Buradaki noktanın karşısı, buradaki noktanın karşısı. Bu üçgen görüyoruz ki diğer üçgenin 3 katı. Hoppa. 6, 8, 10 üçgeni. Ben burada benzerlik göremiyorum. Kelebek de göremiyorum. Ne yapacağım? Boş geçelim. Yap bir şeyler. Vursun sen. Diyorum ki şuna paralel olacak şekilde bir tane dik indireyim ki bir tane kelebek ne yapalım? Bulalım. Oluşturuyorum. Güzel. Şuradaki kelebeği gördüm. 1'e 2 benzerlik oranım. Öyleyse 6'ya 12. Pisagor'u görüyorum. Burası 16. Ya da 8'e 16'dan da düşünebilirsiniz. Evet. Buraya 8 kalır. Aha burada da bir güzel Pisagor var. X'in karesi eşittir 8'in karesi artı 16'nın karesine. Zaten anlatmıştık biz bunu. 8 kök 5 buluruz. Yani şuradan dikliği indirip ilk önce kelebeği oluşturuyorsunuz. Kelebek oluştuktan sonrası gayet kolay. Gönderdik. Kosinüs teoremi de aklına gelmiş midir öğrencinin acaba? Benim gelmedi baba ya. Bakayım bir soruya. Bekleyin. Hani şu açıdan... Ya anladım da yani bu çok zor. Bu yöntem basit. Hani çok zor bir yöntem olsa kosinüs teoremi aklına gelip benim hiç gelmedi. 2 LD BL'ye eşitmiş. LD BL. K. Şurası 2K. Demek ki şu kelebekteki benzerlik 1'e 2. A. 2A. Şurası da A. Tamam. Başka ne var? Ha, şurası 6 ise 1'e 2 benzerlik vardı. Şurası 3. Doğru mu? Hı hı. Şimdi A'ya 2A ise X'e 2x olacak. Yani şurası da x'tir. Burası 9 olduğuna göre x de kaç olacaktır? 9 olacaktır. 3 tane EC, 2 tane AE'ye eşit. Şuraya 3K diyelim Raşit Hocam. Şuraya 2K diyelim. Şimdi. Yazalım bu şekli. Ben yazayım mı? Görebilsem yazacağım da. Ben bunları görmekte zorlanıyorum çünkü. Normalde gözlükle vur alacağınız bir... EC şurası 2K, 3K. Tamam. Diyorum ki ben diyeceğim. 3K, 5K. O zaman şuraya 10K diyelim. Ama demeyeceğim. İlk önce yazacağım ondan sonra diyeceğim. 10K diyemem zaten. 10M diyebilirim. 3K'ya 5K ise şurası 3M, şurası 5M diyeceğim. Ama bir bakıyorum ki burası 3M. Ben şurada bir kelebek yakalıyorum aslında. Ama buraya 3M dediğim için yarısı 2,5M oluyor. O zaman şöyle yapalım. 3'e 5 mi? 6'ya 10. Aynı oranı sağlıyor. Buraya 10M diyeyim. Burası 6M olsun. 3M'e 3M yazalım. Tamam mı? Şimdi 3'e 10 mu benzerlik oranı? 3 bölü 10 eşittir x bölü 16 diyebiliriz herhalde. Mantıklı mı? Evet. Buradan 48 bölü 10'dan x eşittir 24 bölü 5 diyebilirsiniz. Çakavanya, Dardanya. Luis Alfonso, Sialonso. Ve geldik Menelaus teoremine. Ben mi anladım? Sen anlatma ben anlatayım. Fark etmez ama Menelaus teoreminde hep klasik bir kavram vardır. Hocam hangi köşeden başlayacağız? Hep çocuklar hangi köşeden başlayacak? Bir kere Menelaus teoremini kendiniz de kurabilirsiniz. Şöyle bir paralellik çekerek oluşturabiliyorsunuz kelebeklerden. Evet. Ama hani zor oluyor çünkü işin içerisinden çıkmak. O yüzden biz Menelaus'u ayrıyeten size açıklayalım. Nasıl? Şöyle ki A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. X diyelim, Y diyelim. Şuraya mı diyelim? X diyelim, Y diyelim. Şimdi Raşit Hocam. AB arasında bir denklem bağlantı kuracağız burada ama buradaki şu köşeden mi başlayacak? Şu köşeden mi başlayacağız? Sorusuna bir cevap verelim. Bakın şu köşede hem bu taraf hem bu taraf belirli mi? Belirli. O zaman buradan başlamayacaksınız. Diğerinden başlayacaksınız. Belirsizliğin olduğu köşeden başlayacaksınız. Ya da deneme yanılmayla bunu tespit edeceksiniz. Nedir Menelaus teoremi? Başlangıç noktasını belirleyin. Şunu bir roket uçak olarak düşünün lütfen. Böyle hayalet uçak. Uçağın kanatlarından birisinden başlanır her zaman için. A'nın A artı B'ye oranı A bölü A artı B çarpı C bölü D çarpı X bölü Y eşittir
1'dir. Menelaus teoremine göre. Aslında farklı orantıları size derleyip çatlayıp vermiş. Böylelikle bunu bulabilirsiniz diyor. Sadece en başta A'ya A artı B alınıyor. Ondan sonra birer adım birer adım ne yapıyorsunuz? İlerliyorsunuz. Bunu da söyleyebiliriz. Peki. Burada anlaşılmayan herhangi bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Her iki kenarda belirginse oradan başlamayın. Belirsizliğin olduğu köşeden başlayacaksınız. Ve gönderdim. İki tane EF FD'ye eşitmiş. İki tane EF FD'ye eşitse K 2K. Bakıyorum belirgin belirgin. O zaman şuradan başlayacağım. Doğru mu? Şuraya AA diyelim lütfen. Muhtemelen şu X'i bulacağız. A bölü 2A. Çarpı X bölü 8. Çarpı 2K bölü K. Eşittir 1. Hopacık hopacık mı? Hopacık hopacık mı? 2K bölü 16 eşittir 1'den K kaç çıkacaktır? 8. 8 çıkacaktır. Pardon biz K'yı bulduk. X bu özür diliyorum. Şaşırdım çiz yazım biraz kötü olduğu için. X kaç olarak çıkacak karşımıza? 8 olarak çıkacak. Çünkü K var gitti X kaldı. Kaldı. Ve gönderdik. Bunu sen anlatsan Araştı hocam. Vallahi hiç enem yoruldu. Demiş ki benzer üçgenlerin orantılı kenarlarına ait yardımcı elemanlar yani kenar ortay, açı ortay ve yükseklik oranı da benzerlikler oranına neymiş arkadaşlar eşitmiş. Burada A, B, C ve D, E, F gibi iki üçgenin benzer olduğunu ve benzerlik oranının K olduğunu bize söylemiş amca. Öyleyse diyorum ki A köşesinden inen kenar ortay VA, D köşesinden inen kenar ortay VD ise öyleyse dedik ya aynı köşeye ait yardımcı doğrular yükseklik, kenar ortay ve açı ortaylar oranı da yine benzerlikler oranına eşittir. Artı çevreler oranı da yine benzerlikler oranına eşittir ama önemli. Şöyle yapalım. Alanlar oranı da benzerlikler oranının karesine eşittir. Aslında bu sadece üçgenler için de geçerli değil gene. Yani evet. Benzer mesela beşgenle altıgen kenarları arasındaki bir bağıntı. Benzer beşgenler benzer ya da beşgenler. Benzer altıgenler. İki beşgenin mesela kenarları arasındaki orantı düzgün beşgenlerden bahsediyoruz. Çevreler arasındaki orantıya eşit. Eşit. Alanlara bakıyorsanız eğer alanlar gene kareleriyle aynı. Hacim olsaydı küpü olacaktı mesela. Bunu tabii ileride göreceksiniz katı cisimlerde. Hacimler olduğunda devreye küpler de giriyor. Bu ben sefer küpler orantılı. Ne yapmaya çalıştım bir anlayamadım. Ha. Anlam şartı. Veremedim. Kakare, yok kakareyi de vurgulamak gerekiyor. Çünkü tamam. Kakare çocukların gözünden kaçan bir ifade. Kakare. Peki. Burada ne yapmaya çalıştık? Bunu da söyleyelim. Hani Thales teoremi diyoruz ya böyle. Eş parçaları ayırırsa. Eş parçaları ayırırsa. Kenarlar arasındaki oran zaten bariz gözükebiliyor. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Alanlar arasındaki oran. S. 3S. 5S. 5S 7S şeklinde gidecektir. 9S, yani tek sayı 1 3 5 7 diye alanlar arasındaki oran vardır. Aslında şu üçgeni baz alıyorum lütfen dikkat edin. Benzerlik oranı 1'e 2 mi? Hı-hı. Alanların oranı 1'e 4 olacaktır. Kare karesi diye. Demiştik. Burası S ise tamamı 4S. Dolayısıyla buraya 3S kalıyor. Bu şekilde devam ettiğinizde siz de zaten bu mantığın nereden geldiğini anlayabilirsiniz. Peki gönderdik. Burası 12 verilmiş. Burası S. Süpermen. AE 3, AB 7. 3K. O zaman burası 4K mı araştıracağım? Evet. Şimdi bu 3K 4K ise benzerlik şunlar tabii paralel. Ama belirtmemiş. Belirtilmemiş. Şöyle belirtelim biz hemen. 3K'ya 4K ise şunlar arasında da 3M 4M benzerlik oranı vardır. Şimdi benzerlik oranına baktığımızda 3M 7M. Yani 3 bölü 7 mi? Bunun karesi alanların oranını verecektir demiştik. 9 bölü 49 mu Raşit Hocam? Evet. Ne diyebiliriz o zaman? Şu alanın tüm alana oranı 9 bölü 49. 9 bölü 49 eşittir. 12 bölü 12 artı S olacaktır. Şu 12 3'e bölün 4. Şu 12 3'e bölün 3. İçler dışarı çarpımı yaparsak 36 artı 3S 196. Buradan 3S eşittir kaç olacaktır? 160. S eşittir. 160 bölü 3 olur. İşleme hatam var mı? Cık. Yok. Söylemesel bir iki lafı var. AE bölü. Abi söylemede hatam yaptım. Hı. Açık varken. Nereyi yanlış söyledim mesela? 12 dedin 3'e bölelim. 3 dedin. 9'du bu. 9. Allah'ım. AH eşittir 16. BC eşittir 12.
12, 16 ve bu bir kare. KN nedir? Başka bir benzerlik. KN. Kare bu, değil mi? X mi diyelim? Diyelim. Seni mi kıracağım? Ben şurada sanki X. Demesem. Şurada X. Şimdi. Şurada X. AH 16, BC 12. Tamam diyeceğim. Şuraya şöyle diyelim. Şurası 12. Şimdi az önce demiştik hani kenarlar arasındaki orantı, yükseklikler arasındaki orantı hepsi birbirine eşittir. Şimdi buranın X olduğunu biliyorum, kare. Burası da X. Şurası 16'ymış. O zaman şurası 16 eksi X mi? Evet. Şimdi Raşit Hocam. 16 eksi X'in tamamına oranı. Yani yükseklikler arasındaki ilişkiyi yapıyoruz ha. 16 eksi X'in 16'ya oranı eşittir X'in 12'ye. Anlaştık mı? Hani yükseklikler arasındaki oran da buna eşitti. Böyle bir orantı kullanabiliriz o zaman. 4'e böl 3, 4'e böl 4. 4x eşittir 48 eksi 3x'ten. 7x eşittir 48. 48 bölü 7. Umarım anlaşılmıştır. Bizden KN'yi istiyordu. Karenin zaten bir kenarı 48 bölü 7. Güzel bir sualin beceri cebereyi temaşadan ihsar edecek olursak tekrardan. 3 tane KE, 2 tane DK'ya eşitmiş. Ah burada. Tamam. Şuraya 3K diyelim. Şuraya 2K diyelim. 3K, 2K. Doğru mu? Şimdi tabanlar arasındaki orana bakarsak. Şuna 2S diyelim Raşit Hocam. Şuna 3S diyelim. Olur mu? Hani bu avan konusunda çocuklar biliyor var. Tabanın bölünmüş 2'ye 3. O zaman avanlar 2S'e 3S. Peki. Buradaki benzerliğe bakıyorum. 1'e 2 mi? 1 bölü 4 olacak o zaman avanların evet. Oranı. Eşittir 2S bölü 2S artı A2. 2S artı A2 dersek 2S artı A2 eşittir 8S'ten A2 eşittir 6S olacaktır. A1 bölü A2 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 çıkacak. Gayet kolay, tatlı, hoş bir soru. 5, 9. BD, KC. Uzatma sorusu. İkizkenar. Ellerinden öper. Şimdi Vural Hocam dedi ki ellerinden öper. Ben de çözmezsem olmaz. Açıortay ve dikliği. Sen açıklama yapmazsan olmaz yani. Açıortay ve dikliği gördük. Orada bir ikizkenar üçgen olduğunu anladık ama adam bunun burnunu silmiş. Ben de tamamlarım. Şimdi arkadaşlar bakın bunun buna paralel olduğunu söylemiş. O bir kenarda dursun. İki. Hem açıortay hem dik olduğundan kenarortay 3. İkizkenar olduğunu söyledik. 9 buraya 4 kalır. Bakın bu buna paraleldi ya. Orta taban olur. Hatta 1 bölü 2 dersek 1 bölü 2 eşittir. KE bölü 4'ten KE'nin 2 olduğunu bulurum. Şurada bir kelebeğimiz var. Gördünüz mü? Burası demek ki 2M. Burası demek ki 5M mi? Tamam. Bir de şu açıortay var. Açıortay kuralından 5'e 5M ise 9'a 9M. Bu 9M'in 2M'i buradaysa 7M'i burada. O zaman BD kaç oluyor bu durumda? 5M. KC 7M. Yanıt 5 bölü 7 olacaktır. Gönderdik ve güzel bir sualin beceri cebereyi daha temaşalar ihsar ediyoruz. Anlamadın, kabul et. 4x 2 8. Ne yapabiliriz? İkizkenar verilmiş. İkizkenar gördüğün zaman dikindir. Dikindir. Hadi indirelim. Nereye kadar? Şu dik indirdim ya. Şu tabanı iki eş parçaya bölmedi mi? Böldü. Peki bunu da iki eş parçaya böldüğünü nasıl söyleyebilirim ben? Önce paralelliği gösterelim mi? Z'den bir paralel olduğunu çocuklar görmeli. Buradaki ifadede Z'den dolayı bir paralellik var. Yani şu doğruyla şu doğru paralel. Doğal olarak bu da paralel. Paralel doğru. Hem 1'e 2 oran var hem de paralel. O zaman burası da 1'e 2 oran var. Yani 4. 2 eş parçaya bölecek. 4'e 4. Şimdi kapattım. Oh, kesti mi? Kesti baba. 2'ye 4 sen 4'e. Şöyle 8. diyebiliriz. Bu özelliği de biliyorsunuz çünkü. 2'nin 4'e oranı 2 katı. 4'ün 8 oranına eşit olacaktır. Burası da 8'dir. Ya da 2 bölü 6 eşittir 4. Diyeceksin ileride. Yok. Bunu neden söyledim biliyorsun değil mi? Öğrenciler çok hızlı gittikleri zaman hep şurada hata yapıyorsunuz. Yani şunun şunu oranını alırken hatalı yapıyorsunuz. O yüzden söylüyorum.
Kızdırma beni, elim acıyor. İki tane AE EC eşitse ne yaparız? Paralel çizeriz. K'ya 2K. Ya araştırıyorum, ne kadar rahatsın ya. Nasıl paralel çizeriz? Bir gösteririz öğrenci. Şimdi çizelim paraleli. Oran üçün katı bir değer veremediniz değil mi şuraya? Şöyle yapalım. Şimdi K'ya 2K. Yani burası buranın 2, burası buranın 2 katı. Şu 6'yı o zaman dikkat ederseniz 3'e 3 böleceksiniz ki burası 9 olsun. 6 olsun. Burası, özür diliyorum, 6 olsun. Burası kaç olsun? 3 olsun. Ya da 1'e 3 mü oran var? Burada da oranın 1'e 3 olması için 3 3 3 diye paylaşım gerekiyor. Ya da çocuk buraya A der, buraya 6 x der, 9 x der. Bir şekilde bulur. Peki. Burası 3, burası 3. Şurası lazım bana. Pisagor'u uygulamak istiyorum. Çünkü Pisagor'dan kullanacağım zaman burayı bulursam eğer Pisagor'u kullanacağım için x'i bulabilirim. Nasıl bulacağım? 3'ün 9'u oranı. Şuraya A diyelim. 3 bölü 9 eşittir. A bölü 8 mi? A buradan ne çıkacaktır? 8 bölü 3. Hadi ben çok uğraştım. Pisagor'u da sana bırakayım. 8 bölü 3 ise x kaçtır? Şimdi arkadaşlar, x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 8 bölü 3'ün karesi. Gerisini yaparlar mı sence? Yapamazlar. Hadi hadi. Yapamazlar. Ben yaparlar gibi geldi ama bana bir yani şey. Yani yaparsınız biliyorum da arkadaş uğraşsın. Evet. 64 bölü 9 pay değiştiriyorum. 81 64 daha 145 bölü 9. Her tarafın karekökünü aldım. Kök 145 bölü 3 olacaktır. X olacaktır. Başka bir şey yok. Gönderelim. Burası iki eşkenar verilmiş 12. İlk akla gelen bu. Ama burada onu uygulamayacağız. Onu da söyleyelim. Oran benzerlikse var. Benzerlikse yine oranı bir şekilde kullanmaya çalışın. Dikkat edin. Buradan dik indirdiğiniz takdirde 1'e 2 oran yok mu? Burada da 1'e 2 oran olacak. Burası 12 ise burası kaç olur o zaman? 6. 6. Burası 6 ise burası kaç olur? 8. 8. Bu hipotenüsten. Pisagor'dan. Ne hipotenüsü? Ben de çocuklar gibi başladım. Hipotenüsten buluyoruz diye. 1'e 16 ise 1'e 16. Yani şu kenar A, A diyelim. A'ya 16 kalıyorsa buradaki A'ya da 16 kalacaktır. Bizden istediği şuranın tamamıydı. 24 olacak.